Aynı isimler işte Evander resansı. O zaman bir bakalım detayına. fotomaç gazetesi Evander ile ilgili Midland ile pazarlıklar sürüyor. Jimbo'nun bonuslarla birlikte ikna etmeye çalışıyor demiş. Orta saha transferi ellerinde listenin tepesine yazılan Evander için pazarlıklar sürüyor. 10 milyon euro ile masaya oturan Midland son olarak 8 milyon euroya indi. PSV ve Porto'nun da ilgisini fırsat bilen Danimarka kulübü e, indirime yanaşmıyor. Galatasaray 6 milyon euroluk teklifini yaptı. Bonus formülüyle de ikna etmeye çalışıyor. Midland'de 500 bin euroya oynayan Evander'in sarı kırmızılarla 1.3 milyon euro gibi bir rakam karşılığında prensipte anlaştığı öğrenildi demiş Foto Maç gazetesi. E, bugün sayfasında ve sabah gazetesi de Yine aynı şekilde Evander resleşmesi demiş. Aslan bastırıyor ama Midland, PSV ve Porto'yu kullanıp indirim yapmıyor. Pazarlığı 10 milyon eurodan açan Danimarka kulübü en son 8'i indi. Galatasaray ise 6 milyon euro artı bonus teklifini masaya koydu. Ancak Midland buna yanaşmıyor demiş Sabah gazetesi de. Yine benzer bir haberle Evander konusunda detayları okuyucularla buluşturmuş Savaş Çorluğu. Mehmet Özcan'la benim haberim doğru haber. Ee, evet. Galatasaray'ın şu anda 6-6,5 milyon eurolardaki teklifi midelen dediğin gibi 8 milyon euroydu en son. Bonuslar vesaire bunu herhalde yarından itibaren göreceğiz. Yakın bir transfer gibi gözüküyor. O yüzden hep e, geri sayıma geçildi. resleşmesi e, Bir taraftan karvaryol için yeniden e, görüşmelerin başladığı artık yani bir an önce olması lazım. Evet bir pazarlıklar var. Ama burada belli hoca olan Galatasaray değil. 6-6,5 milyon bir teklif de gerçekten iyi bir rakam. Evander için ya geçtiğimiz hafta Galatasaray pazarlıklar yapıyor. İşte burada görüyoruz 6-6,5 milyon euro 10 milyon eurodan kapı açıp 8 milyon euroya kadar düştü. Galatasaray'ın son rakamı bonuslar hariç 6 milyon euroydu. E, bu, bu kadar pazarlık yapılırken hala bu transfere Okan Hoca onay verirse gerçekleşecek. Ya, Okan Hoca onay vermediyse niye o zaman bir 10 gündür Evander için pazarlıklar yapılıyor? Ya da pazarlıklar yapılırken Okan Hoca'nın onay alınır yapılır pazarlık. Okan Hoca onay alınmadıysa niye bu kadar e, bu pazarlıklar yapılıyor? E, dün Seyinerden Timur'un o Hoca ile bir görüşmesi vardı son transferler ilgili. Öğleden sonra kamptan döndü. Bugün e, kongreye katılacak. Çünkü kongrede inşaatlarla ilgili sunum yapacak. Şu anda kampta o Hoca akşam Fiorentina maçında yönetici olmayacak. E, dediğim gibi her şey bu bugün endeksli Galatasaray'da. transferlerdeki belirsizliğin ortadan kalkması inşallah bugünkü kongreden sonra. Erden Timur da çünkü kamptan ayrılıp geldi. E, pazartesi günü itibarıyla e, Florya, Kemerburgaz, Riva otel inşaatı ile ilgili bir geniş bir konsesyus, yeni yapılacak anlaşmalarla bile var. Galatasaray'ın gelir tablosuna yazılacak bir takım haneler olursa o zaman Evander'le ilgili belki Galatasaray da fedakarlık yapabilir. Bir 500 bin euro mu olur, 1 milyon euro mu olur? Ama şu andaki duruma göre kasada bir 6-6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek bir durum değil. Yani yok. Galatasaray yapıyor bunların pazarlığını. O yüzden biraz uzuyor. Restleşme, Son düzlüğe gelindi. Son rakamlar için pazarlıklar yapılıyor. Ama bir çalışma var. Fakat Galatasaray taraftarı son bir ayda şurada saydığım zaman sayfa dolusu isim var burada. 6 numara için, 8 numara için, 10 numara için. Netice olarak baktığımız zaman da yine söylüyorum. Görüşmeler evet. Ama bir taraftan da başka tarafta oyuncular gidebiliyor. Mesela Erdem Timur'un 2 gün önce kampta yaptığı açıklama. Biz fırsat transferi bekleyeceğiz. Galatasaray'ın menfaatleri doğrultusunda Galatasaray'ın ihtiyacı olan oyuncuya da yüksek rakamlar ödemeyeceğiz. Rakamların düşmesini bekleyeceğiz. Ya şimdi siz 6 numarayı almadınız. Rakamın düşmesini bekliyoruz dersen karşı tarafta diyor ki Galatasaray'a 6 numara lazım. bir 1,5 aydır 2 aydır almadı. Ben de istediğimi yine alırım diyor. Burada e, söylediği gibi değil. Ayrıca Seferov için üzerinde bir golcü alacağız dedi Erdem Temur. Seferov ayarında evet. bir golcü. Ya Galatasaray'ın şu anda Seferovic ayarında bir golcüye mi ihtiyacı var? Önce bir 6 numaraya ihtiyacım var, bir 10 numaraya mı ihtiyacı var? Seferovic'den bir tık hatta yukarıda golcü kim olur? Sevgili Ceyda ben açıkçası merak ediyorum. Seferovic üzerindeki golcü e, bugünkü şartlarda, bugünkü ekonomik şartlarda sen 6 numarayı almamışsın. 8 numara ikinci bir 8 almamışsın. Yani Mitchell'a da baktığın zaman aslında tam olarak 6 numara değil 6-8 oynayan bir oyuncu. E, transfer politikası gerçekten Galatasaray'da transfer aklı kim? Nasıl işlediğini ben e, aklım almıyor. Erdem Timur iyi niyetli çalışıyor. Sayın Başkan'ın da ifade ettiği gibi ben bu görevi Erdem Timur'a verdim dedi. Ama bir aylık süreçte başkan, burada Erdem Timur'a göre verilir ama olumsuz bir durumda fatura size yani kesilir. Yönetim kurulunun başına kesiliyor yani olumsuz transferlerde. İyi niyetli çalışılıyor ama bir taraftan da sonuç bir türlü gelmiyor. Peki golcüyle ilgili golcüden bahsettiniz. Fanatik gazetesi de flash iddia kavani başlığını atmış bugünkü haberinde. İngiliz medyası Manchester United'dan ayrılan ve boşa çıkan, 35 yaşındaki Uruguaylı golcü Kavani'nin Galatasaray'la transfer masasına oturduğunu yazdı. Bir yer ayarlı anlaşamayan tecrübeli futbolcunun teklife olumlu baktığı iddia ediliyor Çorlu. Ben Kavani transferine ihtimal vermiyorum. Hiç ihtimal vermiyorum. Yani Kavani transferi kolay bir transfer değil. 6 numaranız yokken, 10 numaranız yokken, hatta stoper transferiniz yokken Kavani transferinin yıllık maliyetinin üzerinden gidersek 6-7 milyon euro'luk bir yıllık maliyeti var. Ben herhalde düşük ihtimalle söylüyorum. En düşük üzerinden söylüyorum. Bu rakam daha yukarılara da çıkabilir. Şimdi bonservisi elinde imza parası gibi onu da yıllık alacağına koyduğun zaman en az iki yıllık sözleşme ister. Bir yıllığına da gelmez. E, piyasası olan da bir oyuncu. ile de bir dönem adı geçti. Cavani, e, Falcao'dan sonra... Yani şimdi Cavani ile Falcao'yu kıyaslamak açısından baktığımız zaman kariyer olarak birbirine yakın oyuncu. E, Mustera'nın da vatandaşı. Ama... Ekonomik şartlar bana bu transferin olma ihtimalini çok 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 düşük gösteriyor. Hatta imkansız gibi gösteriyor. Seferovic, Cavani, Ali Akman bu lig için fazla gitme geliyor. Yani Avrupa'da da yoksun. Falcao'nun transfer edilirken Avrupa macerası vardı. O yüzden düşünülmüştü. Ben ihtimal vermiyorum açıkçası yani. Olsa da çok küçük bir ihtimal veriyorum. Olursa belki bu video karşıma çıkabilir. Konuşmalarım çıkabilir ama bu şartlarda, bu rakamlarda çok zor diyorum yani. Çünkü 7 milyon eurodan aşağıda yıllık maliyeti. Bütün takımdaki dengeleri de bozmuş olursunuz yani kavaniye getirdiğiniz zaman. Bir de Nelson'un açıklamaları yine gazetelerde yer almış. Nelson Kuzey'in kralı benim ifadesini kullandı ama aynı zamanda e, Sevilla'dan teklif aldın mı sorusuna da sorusunda yanıtsız bıraktı. E, zor bir yanıtsız bıraktı derken aslında bir e, yanıt gibi de oldu. Zor bir soru sıkıcı bir cevap vermem gerekecek yorumsuz olarak bırakıyorum. Nasıl okumak lazım? Valla nasıl okumak lazım bilmiyorum ama e, Nelson'un kamptaki tavırlarının çok e, net kafasının karışık olduğunu duydum. Dün akşam mesela kampta yapmış olduğum e, görüşmelerde özellikle Nelson'u sordum. Nelson'un son hazırlık maçındaki mesela performansı tam Abdurrahim, Abdurrahim Bardakçı ile uyum sorunu evet. neden yaşıyor falan denirken e, böyle bir oyuncunun kafası karışık. Sevilla'nın da ısrarla buradaki marka Nelson uyumunu Sevilla bunu daha önce de yapmıştı. Fernando'yu aldı oradan bize bir Galatasaray oyuncu verecekken Fernando'yu da aldı. Oyuncusunu da vermedi orada orta sahayı güçlendirmişti. Şimdi Burada da Nelson'u ısrarla istediği zaman Nelson'un da kafası karışık olur. Nelson bu cevabı eğer Galatasaray'da kalmak istiyorsa ben artık Galatasaray'ın oyuncusuyum net bir şekilde lig başlıyor demesi lazımdı. Orada çok yuvarlak kelime kullandı. Yani kafasında hala e, sanki bir transfer var. Bu çok kötü bir şey lig başlıyor. Eğer oyuncu hala kafasında bir karışıklık varsa o hazırlık maçında gördüğümüz hataları ligde de görebiliriz ama inşallah görmeyiz. Bir an önce lige maça konsantre olur, transferi kafasından siler. Nelson çünkü önemli bir oyuncu, karakterli de bir oyuncu ama artık Abdülkerim Bardakçı ile şu an için oynayacağı futbola konsantre olması lazım. Transfer konusunda keşke şunu diyebilirdi yani ben şu anda Galatasaray'ın oyuncusuyum, transferi düşünmüyorum diyebilirdi. Orada Sevilla sorularını hakikaten ucu açık bıraktı. Galatasaray'da burada 15-16 milyon eurodan aşağı vermeyiz diyor. Markada olduğu gibi değil. Hani yöneticilerin direkt söylediği rakam bu. E, 16-17 milyon verirseniz bu zamana kadar daha markanın yeni doldurmadınız. O zaman iki stoper birden nereden bulacaksınız? Bu da çok büyük bir sıkıntı olur. Yani çok ciddi şekilde o zaman eleştiri olur. Bakın 6 numara, 8 numara e, az önce de ifade ettim sevgili Ceyda. Tamamen bir kongre süreci vardı. Gayrimenkuller konusunda buraya odaklanmışlardı. Nelson'un da gitmesi halinde oraya bu lig başlarken çok ciddi sıkıntı yaşarsınız. Çünkü gelirken de biz oyuncu satmayacağız. Sadece alacağız denilmişti. Galatasaray'ın hem marka hem Nelson'u ben ihtimal vermiyorum ama haberler üzerinden yola çıkarsak Nelson'u da gözle elden çıkarırsanız çok ciddi bir sıkıntı sizi bekler yani bu kongreden sonra. Evet kongre önemli. Galatasaray'ın projeleri adanın açılması çok kısa sürede ama Galatasaray bir spor kulübü sonuçta neticesinde. Bu sene ligde de yok. Avrupa'da da yok. Sadece ligde var. Kombineleri de Galatasaray taraftarı çok ciddi gösterdi. Hala Galatasaray'dan şu anda 5 transfer yapıldı. Ama taraftarların içinde bir kuşku var. Fakat bir taraftan da biz bu ligi yine şampiyonun en güçlü adayıyız diyebiliyor. Çünkü Galatasaray burası.